Makat fistülünde lazer tedavisini yaygın olarak uygulamaktayız. Ben de bu tekniği Almanya'da bu işi ilk uygulayan ve ilk yaygınlaştıran cerrahla birlikte bunun eğitimini alarak yıllar öncesi başlamıştım. Maalesef benden daha iyi genç bir meslektaşımız aynı bir kalp krizi ile rahmetli oldu geçen sene. Şimdi makat fistülünde lazeri biz yaygın olarak oradaki fistül kanalını böyle Japon yapıştırıcı gibi düşünün. Orayı ısıyla yakarak tutkalla kapatma gibi düşünebiliriz. Yani tabii ki burada bir tutkal kullanılmıyor ama o ısının yaygın dairesel etkisinden dolayı o fistül kanalı otomatik olarak kapanıyor. İlk çıktığı zaman teknik takip süreleri kısa olduğu için yani 1 yıl, 2 yıl falan gibi o zaman %80 gibi başarı oranı veriliyordu. Daha sonra bu giderek düştü ve günümüzde aşağı yukarı makat fistülünde lazer tedavisinin %50 gibi başarısı olduğu biliniyor. Bu nedenle biz tek başına hiçbir zaman lazeri uygulamıyoruz. Bunu mutlaka işte endoskopik teknik, diğer tekniklerle kombine yani birçok tekniği bir arada yapıyoruz. Onun için hani 5 dakikada lazerle tedavi gibi sloganlara asla aldanmamak gerekir. Tek başına lazerle dediğim gibi %50 olan bir başarı da lazerle makat fistülüne son, makat fistülüne paydos, garantili lazer ile makat fistülü tedavisi gibi sloganlar ile yaklaşan ekiplerden kesinlikle uzak durmak gerekir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.